Kasım ayından itibaren aslında kayak sezonu başlamıştı Palandöken'de ve Aralık itibariyle de gece kayağı operasyonu başladı. İşte Ramazan Erzurum'la özdeşleşmiş bir aydır. Hakikaten Ramazan Erzurum'da yaşanır. Gerek sahuruyla, gerek iftarıyla, iftar sonrası sahura kadar uzanan aktiviteleriyle hakikaten Erzurum Ramazan'ı yaşar. Dolayısıyla Ramazan ayının Palandöken'le beraber yaşanabiliyor olmasını sağlama adına Ramazan her günü Mart ayı içerisinde, şu an bulunduğumuz dönem içerisinde gece kayağı iftar sonrasında devam ediyor. Ve iftarını yapan misafirlerimiz yine pistlerimizin keyfini ve zevkini alıyor. 2035 yılına kadar yine Ramazan Palandöken'de aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ramazan ayı her geçen yıl 10 gün geriye geldiği için aslında en son yıllarda ilkbahar ayındaydı ve misafirlerimiz aslında Palandöken'de de vakit geçiriyorlardı. Ama şu an itibariyle sezon artık ortalarına doğru geliyor. Özellikle birkaç yıl sonra hakikaten tam sezonun içerisinde olmuş olacak. Dolayısıyla biz işletme olarak sezonun içerisinde Ramazan'la beraber işletme yöntemi geliştirmek durumundaydık. Palandöken her zamanki inovatif yaklaşımını Ramazan ayı içerisinde de gerçekleştirdi ve gece kayağı operasyonu Ramazan'ın her günü Palandöken'de gerçekleşiyor. Misafirlerimiz bu noktada bu hizmetten çok memnun. Yine burada açık bulunan kafelerimizde, restoranlarımızda Erzurum'un Ramazan'ı ile özdeşleşen her şey bulunmakta. Misafirlerimiz arzu ederse burada da iftar edebiliyorlar. İftar sonrası direkt kayağa başlayabiliyorlar. Yine kayak molalarında Erzurum'la özdeşleşen semaver çayı ikramlarımızda yine kafelerimizde, restoranlarımızda gerçekleşiyor. Hakikaten hem Ramazan'ın getirmiş olduğu böyle gün içi işte susuzluk, yorgunlukla beraber insanlar iftar sonrası Palandöken'in serinliğiyle günün yoğunluğunu, yorgunluğunu ve stresini atmış oluyor efendim. Evet, Palandöken'de normalde 7.30'da kapanıyordu pistlerimiz ama sağ olsun işletme sahiplerimiz bunu 9.30'a kadar uzattılar. Çünkü iftar saatinden sonra insanların, misafirlerimizin kayak yapmasını sağladılar. Bu da gördüğünüz gibi insanlar gündüz oruçlarını tutuyorlar. Bir ay boyunca akşam saat 9.30'a kadar Palandöken'de kayak devam edecek. Bu büyük bir hizmet. Bu ilk, yani saat 9.30'a kadar kayak yapılan Türkiye'deki ilk destinasyonuz Palandöken olarak. Servis imkanları, her şey var. Yani öğrenciler bile iftardan sonra istediği gibi buraya ulaşım sağlayabilirler. Bu konuyla alakalı da hiçbir problem yok. Testlerle alakalı problem yok. Açık testler burada. Kayağın zevkini de görüyorsunuz. Yani anlatmama gerek yok. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Çifte minarelerinin orada, kalenin orada, yine Sekmen Başkan'ın yaptığı güzel mesire alanlarını değerlendiriyorduk. Ama şimdi bu bir imkan varken orada da soğukta dışarıda oturamayacağımıza göre burada müthiş bir kayak zevki var. Çok güzel. Bence gece daha güzel. Daha bir güzel bir his katıyor insana.